Kurbanda ortaklık ve şartları nelerdir? Örneğin küçük baş hayvanlarda bu şartlar nasıldır koyunda, keçide ve büyük başlarda devede, sığırda, manda ve türdeşlerinde bu ortaklık ve şartları nelerdir hocam? Buyurun. Efendim yani malum koyun, keçi, sığır, manda, deve ve bunların türdeşleri kurban kesilebilir. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilemez? Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu gibi hayvanlar kesilemezler. Yani kurban niyetiyle kesilmezler. Yani etleri yenilmez, kesilmez demiyorum da bu hayvanlar kurban niyetiyle kesilmezler. Peki kurban edilecek hayvanın yaşı kaç olmalıdır? Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurmuş olmalı. Ama koyun cinsinin bir özelliği var. 6 aylık olduğu halde anası gibi gösterişli oluyorsa keçi de olmaz. Keçi illa bir yaşını dolduracak. Ama koyun da 6 aylık olduğu halde anası gibi büyük görülüyorsa o da kurban edilebilir. Sığır ve manda cinsinden hayvanlar 2 yaşını, ama 2 yaşını bakın kameri yıla göre, 2 yaşını güneş yılına göre değil, güneş yılı ile ay yılı arasında 11 gün fark vardır. Yani ay yılı 354 gün, güneş yılı 365 gün. Demek ki bu hayvanın, deve, sığır, bunların yaşı 2 yaşını, ama kameri seneye göre, ay yılına göre 2 yaşını doldurmuş olacak. Evet. Kurban edilecek hayvanın yaşı kaç olmalıdır? Başlığımız bu. Hocamız tek tek izah ettiler, anlattılar. Hocam hangi hayvanlar kurban olarak kesilemez? Başlığında şunları saydınız. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanları kurban olarak kesemiyoruz. Tabii bunların etini yiyebiliriz ama kurban olarak kesemiyoruz. Yanlış anlaşılması. Peki hocam Tabii, hangi öyle. hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Tersini soralım. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir? Koyun, keçi, sığır, manda, deve ve bunların işte türleri. Evet. Bunlar kurban olarak kesilebilir. Ortaklıklarla ilgili hocam biraz kafa karışıyor. Bazen işte yani 7 kişiye kadar ortaklık oluyor ama işte tamamlamak için ya da tamamlamıyorlar. 3 ortakta kalıyor, 4 ortakta kalıyor. Bu ortaklığı biraz daha geniş anlatabilir misiniz? Büyük baş hayvanlarda. Efendim yani büyük baş hayvanlarda birden 7'ye kadar kişi için kurban edilebilir. Ama bu kurbana giren kişilerin hepsinin de kurban niyetiyle ortaklığa girmesi icap eder. Yani diyelim ki 5 kişi kurban kesecek. 4'ü kurban niyetiyle, 5. diyor ki yok benim kurbanla ilgim yok diyor. Ben sucuk yaptıracağım diyor ya. Kurbanla ilgim yok diyor. Bu sefer hiçbirinin kurbanı olmaz. Hiçbirinin kurbanı olmaz. Allah Demek ki ortaklığa giren kişilerin hepsinin kurban niyetiyle, ama kurban niyeti de biri adak kurbanı, biri akika kurbanı, biri efendim uduhiye kurbanı, kurban bayramı günlerinde kesilen kurban. Bu, yani kurban niyetiyle ortaklığa girmesi gerekir. Yani benim ortak kurbanla ilgim yok diyorsa, ben sadece ete ihtiyacım var da onun için ortaklığa giriyorum. Böyle deyince ötekilerinki de kurban olmaz. hocam bunun altını çizelim, bu önemli. Hocam bu son söylediğiniz çok Tabii önemli. Çok da öyle. bilinmiyor bu. Yani diyelim ki Doğru ben efendim. şimdi adak kurbanı Ya. olarak girdim. Hemen Mustafa abim karşımda, o da Tamam. kurbana niyet etti, girdi. Kameraman arkadaşım da dedi ki ya ben ya kurban değil ama ben hani bu yıl sucuk yaptırmak istiyorum. Sizle beraber ortak olayım bu hayvana. Tamam. Ben de sucuk yaptıracağım. Ben de ortak oluyorum dedi. Ve kurban kesildi. Bu durumda Doğru. bizim kurbanımız kabul olmuyor mu? Bu durum
hiçbirinin kurbanı kurban olmaz. Allah Allah. Evet. Evet. Ama çok, bu çok şu demek değildir. Yani ben kurban niyetiyle giriyorum da o etten sucuk yaptırıyorum. Yaptırabilirim. Ondan bir mahsur yok. Sucuk yaptırabilirim o kurban etinden. Ama niyetim kurban olmalıdır. Tamam. Yani ortaklardan hepsinin niyeti kurban olmalı. Ama kurban olacak da değişik kurbanlar, o akika kurbanı olabilir. Adak. Adak kurbanı olabilir. Uduhiye kurbanı olabilir. Nafile kurban olabilir, olur. Ama yeter ki kurban niyetiyle olsun. Kurban niyetiyle keser de sucuk yapar, pastırma yapar, yapar. Onun mahsuru yok ya. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.